Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Rock şarkıcısı. 1990'larda Anadolu rock müziğinin yeniden canlanmasının baş kahramanlarındandı. Türkiye onu çok sevdi. Dünyaya yayılan Türkler de sınır ötesindeki konserlerinde onu bağırlarına bastılar. Sonra İzmir Marşı'nı söyledi. Bir duruşu vardı, net bir duruşu artık ve politik bir mesajı. Arkasından bir sosyal mesaj ekledi. İyiliğin ve gerçeğin peşindeyim dedi. Ahbap işi iyiliği, örgütlü bir iyiliğe çevirdi. İşte Haluk Levent. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza sevgili Haluk Levent. Merhaba, merhaba. Çok Nasılsınız? teşekkürler. Sizinle ahbap dünyasını ve dünyanın ahbaplarını konuşacağız bugün. Tamam. Şimdi sizi yolda yakaladım. İzmir'den İstanbul'a gidiyorsunuz. İzmir büyük deprem sonrasında yaralarını sarmaya çalışırken onlara el veren isimlerden birisiniz. Gerçi bugün sizin Seferihisar civarlarında mandalina bahçelerinde görmüşler ama sanırım asıl hedefiniz mandalinalar değildi. Evet, hedefimiz o değildi. Sığacık'ta maalesef deprem sonrası tsunami oluşmuştu. Bu tsunami'den etkilenen insanlarla görüştük, yetkililerle görüştük, evlerine giremeyen insanlarla görüştük. Sonra Bayraklı Belediyesi ile bir görüşmemiz oldu. Bu son günün durumu. Bundan önceki günlerde deprem başladığından itibaren bizler ahbaplar olarak bölgedeydik. Bugün de bölgedeyiz. Ben şurada Bursa'ya kadar geçip bir dezenfektan fabrikasıyla görüşüp tekrar geri döneceğim. Bu nedenle yaklaşık 550 ahbap şu anda orada görevde. Çalışmaya devam Sevgili ediyoruz. Haluk Levent, ahbap dünyası çok hareketli, çok yoğun. Onu birçok izleyici biliyor ama şimdi bir de artık dünya ahbaplarından bahsedebiliyoruz. Avrupa'dan bayağı bir fon topladınız. İzmir'de evini kaybedenlere şartlı anlaşmalı kira yardımı, bunun anlaşmalarını imzaladınız İzmir Belediye Başkanı'yla. Nasıl oldu bütün bunlar? Siz böyle bir örgütlenmeye nasıl gelebildiniz? Şimdi tabii sevgili İrem, ben ilk yıllarında bile konserlerde bir nevi böyle sosyal sorumlu projeleriyle ilgileniyordum, yardım konserleri yapıyordum ama artık bunun örgütlü olması gerektiğini hissettim. Çünkü dünya sosyal medyaya döndü. Şu anda bile biz artık televizyondan değil Skype üzerinden görüşüyoruz. Artık televizyonlar neredeyse izlenmiyor, YouTube kanalları izleniyor. Yardım organizasyonlarının artık hantallığının geçip her şeyin şeffaf olacağı ve artık yardım istismarlarının önlenebilmesi için her şeyin açık olması gereken bir platforma ihtiyacı vardı bu ülkenin. Sadece bunlara değil, aynı zamanda ötekileştirilmiş toplumun, çocukların birbirlerini ortak paydada hani herhangi bir politik fikirde ayrışmış ve keskinleşmiş insanların, hiçbir hoşgörüsü olmayan insanların ortak paydada bir şeyler yapabilmenin ihtiyacı vardı bu ülkenin. Bu nedenle Ahbap kuruldu. Kadın cinayetlerinin, orman yangınlarının, maalesef taciz edilen kadınların, çocukların, enseste uğrayan çocukların ya da işkence gören, yaralanan hayvanlarımızın bir nevi örgütlü bir gençlik topluluğuyla karşı karşıya kalıp kalmaya ihtiyacı vardı. Ahbap bunun için vardı ve Ahbap bunun için devam ediyor çalışmaya. Tabii bunu işte sosyal medyada, Twitter'da müthiş bir enerji, bir simbiyozis hatta yaratarak takipçilerinizle kurdunuz. Ama şimdi sınırların ötesine taşmış durumda. Avrupa ağırlıklı olarak destekler toplayabiliyorsunuz. Biz biraz daha uzaktayız. Hani aramızda bir okyanus var ama bence siz artık bütün dünyaya ulaşabilecek bir yere geldiniz. Bu küçücük hayalinizden, sosyal medyadaki örgütlenmeden başlayıp dünyaya yayılabilmek nasıl bir şey? Dünyayla nasıl bağınızı kuvvetlendirmek istiyorsunuz? Hayal nereye doğru gidiyor? Aslında şunu söylemek lazım. Dünyadaki ahbaplar, tabii Türkiye'deki ahbaplar son 4 yılda neler yaptı, o kadar çok şey yaptı. En başta sağlık, ekonomi alanında 4.000 küsur ailenin, 4.000'in üzerinde ailenin
hayatını değiştirdi diyebiliriz. Yani tam anlamıyla hayatını değiştirdi. En ufak yardımımız pandemi haricinde, orada pandemide 3'er kira 5'er kira destek olduk ama en ufak yardımımız normalde 25 bin lirayı buluyordu. Yani 4 bin tane ailenin bu kadar parayla, yani parayla demek para vermiyorduk. Medikal araç alıyorduk. Ev kiralının bir yıllığını ödüyorduk. Hastanelerde, devlet hastanelerinde tedavi olmayanları mecburen özelde tedavi ettirip parasını ödüyorduk. Böyle baktığınızda 4 bin üzerinde aileye dokunmuşuz. Orman yangınları çıktığı günden itibaren ahbaplarla birlikte fidan dikimi için bakanlığı sıkıştırmışız. Ve onlarla beraber şeytan sofrası ve mudane gibi yerleri kurtarmışız. Hani binlerce sokak hayvanını sahiplendirmekle beraber tedavi ettirmişiz. Onlarca kadının çocuklarına hala biz bakıyoruz maalesef. Erkek şiddeti mağduru hayatını kaybeden kadınların çocuklarına. Aynı zamanda ensest mağduru çocuklara, birçok çocuğa biz bakıyoruz. Şimdi böyle bakıldığında ahbap bir de şeffaf, ahbapta para yok. Yani dernek, bakmayın şimdi derneğe para geliyor. Koli için %99.9 ahbap parasız çalışıyor. Sadece ihtiyaçları belirliyor. Hayırseverler buluyor. Hayırseverler bunu ödüyor. Hiç biz karışmıyoruz hiçbir şeye. Bu nedenle dünyada eşi benzeri olmayan bir örgütlenme yapısı gibi geliyor bana. İstiyoruz ki dünyadaki ahbaplarla da buluşalım. Onların ülkelerindeki belki sağlık sorunu olmayabilir. Avrupa'da, Amerika'da vardır ya da yoktur. Ama en azından Avrupa ve Amerika'daki ahbaplarla birleşip bu ülkelerin ortak sorunlarını, ensest gibi, kadın şiddeti gibi, mobbing gibi ortak sorunlarına neler, ortak sorunlarına nasıl çare buluruzun cevabını belki verebiliriz. Şimdi Avrupa'dan size ulaşmaları daha rahat. Siz oraya konserlere gidebiliyorsunuz, her ne kadar pandemi biraz daha değiştirdiyse de koşulları. Ama Kuzey Amerika'da, Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, dünyanın daha farklı yerlerinde olanlar size nasıl destek eli verebilirler? Yöntemleri ne olabilir? Şöyle bir şey söyleyeyim. Twitter'dan takip etmeleri yeterli. Twitter'dan Ahbap sayfasını ya da Haluk Levent sayfasını takip ettikleri zaman ülkemizin her tarafındaki sıkıntıları görebilirler ya da bizim yaptıklarımızı görebilirler. Mesela dünkü yaptı ve yani Instagram'da ve Twitter'da Türk olmayan birçok takipçi aldı. Mesela depremde enkaz altından 91 saat sonra çıkartılan Tudra isimli kedimiz, sahiplendik onu ve 88 kediyle beraber, enkaz altında kalan 88 yaralı kediyle tedavi ettirdiğimiz Ferdinand'ın çiftliğinden yayın yaptık. Ve insanlar ortak bir dilde buluşuyorlar. Amerikalısı, Avrupalısı oradaki canlılar için buluştular ve takip etmeye başladılar. Arıyorlardır, bizim haberimiz yoktur. Arıyorlardır, ahbaplara mesaj atıyorlardır. Ama sonuçta dünya ile entegrasyon ancak bu şekilde olur, sosyal medyayla olur. Peki hayallerinize baktığınız zaman şu anda en büyük engel ne gözüküyor? Yani bayağı ileride bir vizyon görüyorum ama onun önünüze çıkabilecek engeller ne olabilir? Endişelendiğiniz bir şeyler var mı? Ben zaten hayallerimi yaşıyorum şu anda. Ben çocukluk hayallerim vardı. Böyleydi ve çocukluk hayallerime sadık kaldım. Bunu yaptım ve bundan sonraki yaşam biçimim bu şekilde sürüyor. Önümde bir engel gibi, bir amaç gibi bir şey yok. Ne kadar samimi ve ne kadar güzel şeyler yaparsak dünyanın ucuna, belki Toronto'ya ulaşamayacağız ama, ya da Vancouver'a. Biz size ulaşacağız. Biz arkanızda olacağız. Merak etmeyin. Ama Kars'ın Digor ilçesindeki bir yaralı sıpamızı bile tedavi ettirdiğimizde evrensel değerlere, insani değerlere, hatta gezegenler arası ahlaki değerlere ulaştığımızı düşünüyorum. Bir konuda çok içten bir cevabınızı istiyorum. Şimdi yardım, aslında yardım duygusu bir ekonomiyi de birlikte getiriyor. Türkiye'de de durum bu böyle ama dünyanın her yerinde böyle aslında. Türkiye'de de yardım dediğinizde bu ekonominin içinde artık belediyeler var, STK'lar var, büyük çapta çalışanlar var. Herkes bir şekilde bu yardım ekonomisinin içinde. Siz de bunun içindesiniz. Çok verimli olduğunuzu düşünün. Arılar gibisiniz. Aslında üretiyorsunuz ama üretirken
başka güçlerin ya da yeri geldiğinde mesela iktidarın hedef tahtası olabiliyor musunuz böyle bir ekonominin içinde? Şimdi biz dediğim gibi %99.9 ekonomi yok bizde. Ahbap Derneği'ne gelen derneğe gelen bağışların 100 değil 1000 katını biz para dokunmadan yapmışız. Ahbap Derneği'ne gelen bağışlar ise afet günlerinde gelen bağışlar. Her şey açık ve rahatlıkla bunu da herkesin toplumun önünde de gitmesi gereken yerlere veriyoruz. Yani bizim ekonomimiz devletin vakıflarının yanında 0.00001 gibi kalır. Bizde pek bir ekonomi yok Ahbap'ın içinde. Zaten ekonomi var ama para yok. Yani 100 milyonlarca liralık yardım yapmışız ama para bize gelmemiş. Sadece aracı olmuşuz. Diyoruz ki Twitter'dan bakın arkadaşlar kim ki bu ailelere yardım eder ben ona sütlaç yapacağım diyorum. Ya da menemen yapacağım diyorum. İnsanlar birbirlerine yardım ediyorlar. Ben menemen yapmaya gidiyorum. 4 yıldır böyle bu iş. Ve insanların paraları bize gelmiyor. Direkt yardım edilecek ailelere gidiyor. Onun için de güçlü bir istihbarat ağımız var. Belgelerimiz var. Belgelerini alıyoruz. Bu belgeler alındıktan sonra yardım yapıyoruz. Bu nedenle hükümetin tavır koyması ya da engellemesi gibi bir şeyle söz konusu değil şu anda. Çünkü bizler eğer yani tavırlı yani politik bir söylemi olan Ahbap'ı oluştursaydık bir kere bu kadar bir organizasyon içerisinde olamazdık. İstihbari faaliyetlerimizi kazanamazdık. Bir de hükümetle eğer işbirliği yapmazsanız, daha doğrusu devletle işbirliği yapmazsanız ormanlara fidanı nasıl dikeceksiniz? Yani Gürcistan Bakanlığından fidan izni alamıyorsunuz. Ya da işte Bulgaristan Devlet Başkanı'ndan Ayvalık için izin almıyorsunuz. Ya da SMA hastaları için mücadele edecekken yani Yunanistan Sağlık Bakanlığı'na gitmiyorsunuz. Ya bizim bakanlıklarla mutlak surette iyi ilişkilerimizin olması gerekiyor. Onlar da tabii ki bakıyorlar ki sert muhalefet olan bir grup yok karşımızda. Onun için pek bir tehlikeli görmüyorlar. Çünkü bizler de ortak faydada politik tartışmaların dışında ortak faydamızı insani değerlere verdiğimiz için birçok görüşten insan da Ahbap'ta çalışıyor. Hani Ahbap'ın başkanı olarak ben bir politik misyonda olabilirim. Yaşam biçimim, duygularım, düşüncelerim bunu hissettirebilirim ama iç politika malzemesi olarak hiç bunu kullanmıyoruz. Politik mesajı öne çıkartmıyorum ama bir duruşumum var diyorsunuz. O duruşu nasıl tasvir edersiniz da? Ya ben duruşu olan, ya duruşum var derken hani ya insana ait ve demokrasiye ait ne varsa onu isterim. Yani hem ülkemi çok severim, hem adaleti isterim, hem bayrağımın inmemesini isterim, hem bölünmemesini isterim, hem hukuk kurallarının çok iyi uygulanmasını, insan haklarının ihlal edilmemesini, kanunsuz şekilde işinden atılanların, işine son verilenlerin, kanunun verdiği ölçüler olduğu halde işe alınmayanların sorunlarının çözülmesini isterim. Yani sokakta dışarıda canilerin kol gezmemesini isterim. Bundan daha âlâ bir politik duruş olabilir mi? Dedelerimin savaştığı toprakların Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde savaşan dedemin ve dört kardeşimin kurucuları arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısının bozulmamasını isterim. Hani parlamenter sistemi isterim. Hani bu benim görüşlerimdir. Ama dediğim gibi Ahbap olarak bizler bunu yaparken topluluk olarak bir fikir beyan etmiyoruz ya da onları da benim fikirlerime uymayan belki çocuklarım da vardır. Farklı düşünceler olanlar vardır ama biz ortak payda da sadece iyilik peşinde koşuyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bu belli dönemlerde ben hani sizi takip ederken böyle duygusal olarak zor zamanlar geçirdiğinizi hissettiğim bazı dönemler oldu. Sizi en çok endişelendiren öyle bir dönem oldu mu? Haksızlık ya, bu yapılmamalıydı. Beni bu kadar yanlış anlamamalıydılar dediğiniz. Şu 4 yılda aslında 1-2 tane oldu. Çok üzüldüm. Mesela hala anlayamıyorum. Ben şey derdim. Türkiye'de benim değer yargılarımın yıkılmasına sebep veren birkaç olay vardır. Yani bir tanesi Suudi Arabistan Kralı'nın öldükten sonra 3 günlük yas ilan edilmesi. Bu benim ülkeme, ülkem adına
üzüldüğüm ve gece bile uykumu tutmayan bir şeydi. İkincisi, ben Twitter kullanırken bir baba vardı. Geçtiğimiz yıl Antalya'daydı ve intihar etti. İntihar ederken çocuklarını ve eşini de öldürdü. Ölümüne sebep verdi. Ben baba için katil kelimesini kullandım. Çok büyük tepki aldım. Yani bu tepki hala Suudi Arabistan kralının 3 günlük yas tutmasındaki travma gibi bende travma oluşturdu. Yani ben nasıl bir tepki alabilirdim? Hala anlayamıyorum. Baba intihar ediyor. Neden? İşte batmış, parası batmış. Açlıktan da ölmek istemiyor ya da yoksulluktan. Evet, yani ülkede yoksulluğun şeyi, çık meydana, al eline bidonu, ki tasvip etmiyorum, kendini yak. Küçücük iki tane can sana bakarken onlara siyanür verme. Onların can çekişmesini izleme. Sen bunu yapıyorsan benim için katilsin. Ama bunu böyle çok muhalif gruplar enteresan şekillerle linçe kalkıştığı dönem olmuştu. Hani ben o konuyu biraz kapattım ama hani hala içimde bir yaradır. Yani bir insan, çocuklarını öldürme hakkı olan insan yoktur dünyada. Öyle olursa babalar çocuklarını öldürsünler, ceza da almasınlar. Bugün dünyanın her tarafında çocuğunu ya da kardeşini ya da abisini ya da annesini öldüren insanlar cezaevinde ömür boyu hapis yatıyorlar. Sen orada iki tane yavruyu öldüreceksin, kahraman gibi görüneceksin. Böyle bir şey yok. Yani ben hala o travma etkisinde olduğumu söyleyebilirim. Yani hala geçen yıl içimde kaldı yani bana. Babanın kahramanlığını savunmayın, o bir katil deyişimi linç edecek şekilde, yani linç edecek şekilde durmaları ve ben üstünü kapattım sonra, ama hala bir travmadır mesela. Bunun gibi mesela bir kadın cinayetinde, maalesef Pınar Gültekin cinayetinde ben tam şey yapmamıştım, yani kadının ölümünün normal bir sıradan bir ölüm gibi olduğunu zannetmiştim. Yani yazmamam, yani daha doğrusu iyi düşünmesi gereken bir tweet atmam gerekiyordu. Pınar Gültekin'in maalesef parçalara ayrılıp bir bidon içerisine ya da bavul içerisine konulduğunu bilmeden, görmeden, sadece öldürülmüş olduğunu düşünerek kızlarımıza bir nasihat verdim. Hani hep bana Twitter'da Haluk abi diyorlar ya. Madem Haluk abi diyorsunuz kızlar, Haluk abinizin tavsiyesi, bir erkeğin şiddetini gördüğünüz an, en ufak bir şiddette ilişkinin başında ilişkiden kaçın. Yoksa ölürsünüz. Gözlerinizi diye aslında çok ironik. Bu arada gözlerinizi görmek ironik, istiyorum. Ha, süper. Evet. Aslında çok ironik bir durum şeydi o tweet'ti. Ama belki Pınar'ın ölüm biçimi çok acıttırdı. Ben belki o tweet'i ben atmamam gerekiyordu ama kadınlarımızdan fena sopa yedim yani. Fena bir linç yedim. Aslında orada da yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Var yanlış anlaşılmalar. Bazen denk düşmüyor değil. İnsanız sonuçta. Ve bizler hata yapmakla mükellefiz. Ya hata yapacağız yani. Yapmasak olmaz. Muhakkak. Yapacağız hataları ya. Şimdi bu anlattıklarınızın hepsi Türkiye'de hak, hukuk, özgürlük, kadın hakları, hayvan hakları, yaşamın kalitesinin artmasını isteyen herkesin çok önemsediği konular, bayrak konular diyebilirim. Bu noktada dünya ahbapları nasıl güçlenebilir? Dünya ahbapları sizi nasıl güçlendirebilir? Nasıl bir çağrı yapmak istersiniz? Dünya ahbaplarıyla biz koordine olabiliriz artık. İnsanlar yan yana gelip oturmasına gerek yok. Bakın, dünyanın öteki ucundasınız ve benimle görüşüyorsunuz. Onun için dünya ahbapları da bizimle iletişim kurabilirler. Sayfamızı takip edip yorum yazabilirler. Ahbap.org sitesine girip, ahbap.org sitesine girip ister destekte, yardımda bulunabilirler, ister üye olabilirler. Bunun gibi birçok şey var. Baktığım zaman gerçekten bir ahbap dünyası böylesine hareketli, ama istiyorum ki dünya ahbapları sizin bütün bu enerjinize sahip olabilsin ve sağ olun. Dünya sağ ahbapları olsun diye yeni bir platform olsun hatta, değil mi? Bir tane kolunuz olsun. Tamam. şu ana kadar yaptığınız şeylerde dünya ahbaplarından diyeyim, en büyük desteği hangi konuda gördünüz? Belki daha Avrupa ağırlıklıydı ama bundan sonra ilk hareketlendirme şu anda hangisinde oldu? Şu anda Avrupa'da tabii ki. Bizler ahbaplar Kolombiya dansçılarını 12 günlük
paralarını vermeyen bir organizatör dolandırıp kaçmıştı. 12 gün ya da 20 gün havaalanında yatıyorlardı. Kolombiya dansçılarını 2 yıl önce Noel'e yetiştirdik. Daha doğrusu Noel sonrasına da olsa oradaki dansçıları 10'a yakın dansçıyı aileleriyle kavuşturduk. Biletlerini aldık, otellere yerleştirdik ahbaplar olarak. Ve Kolombiya Devlet Başkanı'ndan ve Ankara Büyükelçisi'nden teşekkür aldık. Ahbaplara teşekkür ettiler. Sonra Yeni Zelanda'da maalesef bir cami baskını vardı. Ve o olaydan sonra Yeni Zelanda ile Türkiye arasında böyle biraz hafif gerginlik olmuştu. Ben Çanakkale konserim vardı 18 Mart'ta ertesi günü. Çanakkale konserimin gelirini o cami katliamında mağdur olan insanların ailelerine göndererek Yeni Zelanda'ya selam demiştim. Ve Yeni Zelanda Başbakanı ya da Başbakan Yardımcısı bana teşekkür etmişti. Hatta Yeni Zelanda televizyonu bir röportaj yapıp orada yayınlamıştı ahbaplar olarak. Bizler dünyanın her tarafında, amacımız şuydu: Yeni Zelanda, bizim topraklarımızda Yeni Zelandalı aileler uyuyorlar Çanakkale'de ve bizler Atatürk'ün dediği gibi onlar bizim misafirimiz artık. Onlar bizim düşmanımız değil. Bu nedenle hani bizler de o görüşteyiz. Ülkeler arasındaki dostluğun perçinlenmesi, daha da sıklaşması için ahbaplar olarak ne yapabilirsek onu yaparız. Onu yapmaya çalışırız. Bir de marketiniz var. İyiliğin giyilebilir halini yaptık dediğiniz bir marketiniz. Orada tişörtler var, sweaterlar, Türkçesi işte sweatshirt deriz yani, evet. Sweatshirt. Evet. Onun sweaterlar, evet. Var. Bandanalar var, herkes boyunluklar alabilir. Var. İşte şimdi oraya geleceğim. Bu iyiliğin giyilebilir hali. Bunu uluslararası pazarlardan, yani dünyanın herhangi bir yerinden ısmarlamak mümkün mü? Tabii ki ısmarlamak mümkün. Biz kargoyla yollayabiliyoruz. Herkes bakabilir. Herkes görebilir. Kredi kartıyla bağış yapabilirler. Çocuklarımız okuyor çünkü. Yüzlerce çocuk okutuyoruz. Her şey açıktır ahbapta. Onun için rahatlıkla, gönül rahatlıkla girebilirler. Tamam. Siz de gönderiyorsunuz ama nereye olursa olsun. Söz değil mi? Tabii ki. Tabii ki. İyiliğin giyilebilir haline bence dünyada herkesin ihtiyacı var. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yolculuğunuzda bize bu zamanı ayırdınız. Çok güzel mesajlar verdiniz. Size. Görüşmek üzere diyorum. Arkanızdayız. Bye bye. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Yolunuz açık olsun. Turkish Voice of Canada'da Haluk Levent ahbap dünyasını, dünyanın ahbaplarını anlattı. Yıllardır Türkiye'de bambaşka bir enerjiyle çalışıyorlar ve şimdi dünya ahbapları ellerini onlara yardım için uzatabilecekler. Evet, bu enerjiyle birlikte ben de diyorum ki bütün konularımızı Kanada'nın Türkçe sesinde, Türkçe haberlerde bambaşka konuları sizlere getirebilmek, konularımızı, konuklarımızı paylaşabilmek için, bütün teknik altyapımızı güçlendirebilmek için, beni karşınızda sık sık bulabilmeniz, dinleyebilmeniz için ve böyle değerli konuklarla sizi bir araya getirebilmem için siz de Turkish Voice of Canada, İrep Çakır'a desteğinizi esirgemeyin artık. Öncelikle YouTube kanalına abone olun. Oradan önünüze herhangi takip ettiğiniz bir Facebook kanalından, Facebook sayfasından haberin düşmesini beklemeden bütün yayınlarımızı görebilirsiniz. Arkasından bizim de destek sitemizde, web sitemizde turkishvoiceofcanada.ca destek bölümünden kahramanımız, gönüllümüz, destekçimiz olabilirsiniz. Ben İrep Çakır, esenlikler diliyorum.